Herkese yepyeni Sims 4 bölümünden merhabalar. BSC evinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine günün en arkan uyananı, en erken uyananı tabii ki Alkan. Neden bilmiyorum. Hep Alkan önce uyanıyor. Bunun sebebini çözmemiz gerekiyor. Yani bir tuhaflık var ama karnı guruldadı galiba. Yalnız diye bir ses geldi çünkü. Evet, muhteşem bilgisayarımızın olması gereken yerde Alkan yemeğini yiyecek. Şimdi bizim 20 gün önce yaptığımız muhteşem yumurtayı yemekle meşgul. Beğenmedi zaten. Bu arada demin ilk faturamız gelmiş oldu. İlk faturamız gördüğünüz gibi bizim ödeyemeyeceğimiz bir şey arkadaşlar. Bu ne? 852 simenyon ve 48 saatimiz varmış. Yoksa bütün etraftaki şeyleri, elektrikle çalışan her şeyi kapatacaklarmış. Oh shit. Ben nereden bulayım sana 852 simenyon ya? Kim kaybetmiş de ben bulayım. Bu arada neden bilmiyorum, Sims 4'te bir hata daha buldum. Oyunu açtığımda şu an 1 ve 2, 1, 2 ve 3'e klavyeden basamıyorum. O yüzden böyle manuel bir şekilde yapmak zorunda kaldım. Acayip sinir bozucu bir hata. Gerçekten sinir bozucu. Şimdi Talha da kalkmış bu arada. Talha yine muhteşem bornozun içinde. O yüzden Talha da hatta bugün dedi ki, ben dedi zaten kendimi görüyorum. Ne zaman kendimi görsem ya bornozlayım ya da bir şey yapıyorum dedi. Onu unuttum şimdi. O yüzden Talha'ya artık bornozdan kurtarmaya karar verdim. Çocuğun kendi bile sıkılmış. Bir yemek yesin. Alkan nasıl olsa az önce yedi. Balığı yeme tabii sen. Name fish. Feel fish. Alkan işe mi gidiyor? Evet. Uç bakalım Alkan. Gördüğünüz gibi mucizevi bir şekilde ortamdan ayrıldı. Talha'nın bugün aslında terfi almasını bekliyorum ben. Umarım terfi alır. Hak ediyor. Ah, 1, 2 ve 3 çalışmaya başladı bir anda. Allah Allah, neden demin çalışmıyordu? Ah Sims 4. Gökhan aramıza kokarak katıldı arkadaşlar. Aa, tripleri gördünüz mü? Az önce buzdolabını çarptı. Kim ne yaptı sana Gökhan? Hiçbir şeyden memnun olmuyorsun yalnız sen de ha. Yumurtayı beğenmedi. Buzdolabını çarptı. Hem kokuşmuşsun hem de bize laf atıyorsun. Affedersiniz. Affedersin, bunu söylemek zorundayım. Beğenmiyorsan yemeyeceksin arkadaşım. Zaten Gökhan kuş gibi yiyor arkadaşlar. Bir görseniz. Yani biz yemeğe gidiyoruz ama boşuna gidiyoruz yani. Gökhan mesela bir tane bir şey alıyor böyle. Gökhan şurasını yiyor onu. Hep bir şey kalıyor onun tabağında. Sonra biz yiyoruz. Hah. Tunağan uyuyor tabii ki. Çünkü Tunağan bildiğiniz üzere gece çalışmakla meşgul. O yüzden hatta fitness ya da programming'i yükseltmemiz gerekiyor. Biz fitness'i yükselteceğiz. Çünkü Tunağan bildiğiniz üzere atletizmi yüksek. Ben de artık bir izin verirseniz ki bugün izin günümmüş. Üstteki duşu biz tabii sattık bir ISR almak uğruna. O yüzden. Burada şöyle bir şey varmış. Dünyanın en saçma özelliği bence. Çünkü ben simlerin iş yapmasını istiyorum. Mesela benim simim işte yemeğini yiyor. Tabağını gitsin kendi yıkasın abi. Niye ben tabağımı bulaşığa aman musluğa sürükleyeyim yani? Onu da mı ben yapacağım? Onu da mı ben yapayım? Onu da mı ben tutayım? Askere mi gideyim? Ne yapayım yani? Gökhan hala terfi alamadığı için şu anda gergin. Çünkü terfi almak istiyor. Neden? Ambitious olduğu için. Ambitious yani hırslı bir sim olduğu için Gökhan hırs almak istiyor. Terfi almak istiyor. Terfi alamadığı için de böyle bir gergin uyandı. Ama şu anda ne oldu bilmiyorum artık. Güzel bir tweet mi attılar ona, ne yaptılar? Böyle bir mutlu. Hayata bir olumlu bakıyor şu anda ama karnı guruldamaya devam ediyor. Diyorum ya, Gökhan işte tam bir kuş. Kuş gibi yiyor. O yüzden sürekli aç. Ay. Yalnız olmaz Gökhan. Bugün ben çalışmalıyım. Pay bills. Ay. Futbol oynuyor orada. Lütfen. Rica edeceğim. Sen çalışıyor musun bugün? Çalışıyor Gökhan.
Evet. Gökhan bugün terfi alabilir. Bence böyle bir his var içimde. Böyle bir hissim var. Böyle bir hisse sahibim. Bu arada şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer isterseniz şurada bildiğiniz üzere şu galeri nerede? Onu size söylemek istiyorum. Eğer isteyenleriniz varsa galeriye girebilirsiniz. Galeride BSC olarak adlandıracağınız, BSC olarak adlandıracağınız demeyeyim de şu hashtag zımbırtısından şöyle BSC yaparsanız eğer, bu değil tabii, bu şekilde yazarsanız eğer hashtagle beraber ben ve bu videonun altına yorum olarak yazı atarsanız onu galeriden sizin isimlerinizi alıp şeye koymak istiyorum. Şehre koymak istiyorum, yaymak istiyorum. Böylece serimiz devam ettiği sürece mesela buradan geçen kişi sizin isminiz olabilir. Neden olmasın? Onunla arkadaşlık kuralım, onlarla evlenelim, onlarla çocuk yapalım falan. Yani bu şehir bizimle beraber büyüsün istiyorum. O yüzden öyle şeyler, isimleriniz varsa lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Dediğim gibi hashtag BSC yazdığınız zaman ben onları galeriden bulurum. Hatta yorumun altına ailenin ismiyle soyadını yazarsanız çok daha rahat bir şekilde bulabileceğime eminim. Onları şehre ekleyeceğim. Böylece hep beraber şehirde yaşlanacağız, kilo alacağız, kilo vereceğiz. Bilmem ne. Zaten yapacak fazla bir şey yok bildiğiniz üzere. Yani bu tip şeylere yönelebiliriz hobi olarak. Evet, şu anda sadece Beril evde. Çünkü Beril biliyor dediğim gibi demin. Bugün 2 gün sonra çalışacak. Working Tuesday diyor mu? Yarın işi var. Şey, kimi kandırıyorsun? Kimi kandırıyorsun? Tunağan hala o kendine gelemedi. Kokuştu o yatağın içinde. Bakalım. Bu arada Rewards Store'a girmek istiyorum. Şimdi 125 var. Hiçbir şeyim yok ama. Buradan gördüğünüz gibi eğer hayat işte şu whim'ler, şu whim de diyorlar bunu artık, want ya da fear'lar geçti. Whim denilen yani böyle aklına her an gelip bir tarafına kestirmek gibi bir şey oluyor Türkçesi. O şekilde yaparsanız eğer puan kazanıyorsunuz. Bu puanları da Rewards Store'da harcayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle yani 4000'e kadar, Super Green Thumb'a kadar falan gidiyor. Baya işlemimiz var. Tunağan kalktı zaten, inşallah'tan duşa girmek oldu. Yoksa Tunağan'ı öyle çekemeyecektik evin içinde. Mümkün değil. Bütün ev koktu, affedersin. Bütün ev koktu. Niye gerildin? Writer's block. Yazar blo değil de yani hani böyle yazarların öyle bir tripleri oluyor ya. İşte o kadar çok yazdım ki Allah'ım yeni bir tecrübe yaşamalıyım ki hani bir şeyler yazabileyim, bir tecrübe olsun hayatımda demek istiyor. O yüzden Beril'e bir tecrübe yaşatacağım. Ama ne yaşatsam ben de bilmiyorum. Tunan gitsin. Dur, cook değil. Nö. Paramız yok, cook yapacak. Bunu ye. Aferin, zaten onu yiyormuş çocukcağız. Onu ye. Bırakmana gerek yok. Gerçekten gerek yok. Ye bunu. Ondan sonra Tuna'nın tuvaletiyle ve şuradan okuyacağı bir kitap ile hayatına devam edelim. Şimdi bakın, birini yapmak istiyorum. Rent to someone. Yani birine böyle nasıl diyeyim? Hani böyle bugün çok gerginim ve neden olduğunu bilmiyorum. Lanet olsun demek istiyor. Yaparız. Yaparız. Tunağan boşuna mı burada? Hazır Gel yemek gel. yiyorken. Selam Tunağan. Böyle deg. Bakayım nasıl yapacaksın. Sanki Tunağan'a bir gıcığım varmış gibi. Hem yemeğimi beğenmedin. Hem yemeğimi beğenmedin. Hem de tripler. Tripler. Alkan kitap okumayı çok seven bir sim. O yüzden kitap okuduğu zaman fanı daha çok yükselecek diye düşünüyorum. Bu arada dediğim gibi Beril'i de bir yerlere götürmem lazım. Artık bir hayat yaşasın. Ya da şöyle yapalım. İnsanlarla tanışmak için bir parti verelim. Partinin de nasıl bir şey olduğunu görmüş oluruz hiç olmazsa. Hem de bir sosyal çevremiz olur ya. Hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım ne yapalım. Black and white bash. Ne bilmiyorum. Black and white bash. Evet, herkes beyaz ve siyah giyiyor. Ne amaçsız, ne amaçsız. Eskiden böyle babamın iş yerinde böyle şeyler vardı işte, beyaz geceler.
Herkes böyle beyaz giyinir giderdi falan. İşte sevmem öyle şeyler. Böyle tuhaf geliyor bana. Kostüm partisi verebiliriz arkadaşlar. Kostüm partisi. Niye veremiyorum? Alan niye kostüm partisi veremiyorum? Bunu da veremiyorum zaten. Bence bunu verebiliyorum. İyi ev partisi verelim. Ne yapalım ya? Ev partisi. Hadi böyle ev... yeni taşındık. Herkese bir kaynaşalım partisi verelim o zaman. Kim... Hadi ben host olayım. Yani partiyi yapan kişi olayım. Bizim evdekileri davet edeyim. Hadi siz de gelebilirsiniz. Bu arada Aiden Monk kim bilmiyorum ama biz onunla bayağı bir tartışmışız. Kim o? Kimse o? Entertainer Lacey Shade diye bir tip. İnşallah siz para almıyorsunuz ama. Para almıyorsanız işimiz var. Caterer yani bu yemeği şey yapan. Aha Samet. Samet var. Samet gelsin. Samet'i bu arada tanımayanlar varsa benim YouTube kanalımda bir sürü... Video çektiğimiz çok samimi bir arkadaşım. Onunla da YouTube kanalında ayrı bir serimiz var. Oradan tanıyanlar çıkabilir işte o seri. Miss Work. No. Gökhan's Boss. Abi niye böyle şeyler yapıyorsunuz ki? Ha partiye gelmek için. Hemen abi ben saate bakmadım arkadaşlar bu arada. Saate bakmadım direkt yani. Ha, direkt mi yapıyorduk biz bunu? Abba. Tamam hazırlıklı olacağım. Have drinks diye bir şey vardı. Şimdi bar darda muhtemelen... Bu nasıl parti lan? Nasıl parti? Barımız bile yok arkadaşlar. Ne yapacağız? Şöyle bir şey yapabiliriz. Bu ne? Take a bath. Eğer küvetimiz olsaydı bu dediğini yapabilirdik ama maalesef küvetimiz yok. Heh. Cook a meal. Bunu yapabiliriz. Bunu yapabiliriz. Mesela bir çikolatalı kek yap. İnsanlar gelsin bir güzel yesinler. Tabii gelirlerse eğer. Abi 12 kişiyle sosyalleşiyorsa 12 kişi gelmedi ki. Şuraya bak adamın zaten yürüyecek hali yok. Discuss interests. Hazır Alkan da buradayken. O kim ya? Sen kimsin teyze? Yalnız bu muhabbeti keserseniz eğer. Hani insanlar geldi falan. Samet'le de tanışmamışım ben nasıl bir dilemaysa bu. Abi niye herkes bu dolabı şırrak diye kapıyor? Yani mümkün değil böyle şey yapmanız. Evet bu arada ben partiyi veren kişi ben olduğum için benim onlarla sosyalleşmem gerekiyor. Wow. Neyse ben orada çikolata pastayı beceremedim. Niye flört ya? Niye partime gelen insanlarla flörtleşim ki? Manyak sapık mıyım ben? Allah Allah. Her partime gelenle flörtleşmek zorunda değil mi arkadaşlar? Bu arada hemen pauslayalım çünkü çok büyük bir ana tanıklık ediciydi arkadaşlar. Şu anda Talha bir terfi almış durumda. Modül cleaner. Modül temizleyicisi. saat başı 8 simenyon daha fazla yapacak. 34 saati 34 simenyon fazla oluyor ay günlük. Yok saatte mi oluyor? Her neyse. Following 577 ve ayrıca Astro Solar System Light diye bir şey aldı. Artık 12'den 9'a kadar çalışıyor ve çarşamba günü çalışacak. Bu arada. Bak eğer kaçırmış olsaydı işi muhtemelen şey olacaktı. Terfi alamayacaktı. Burada bunu buraya koyacağım ben. Ay nasıl bir nasıl bir... Oo bir dakika 1000 şeyimiz oldu. 1000 evet bağır. Aa acaba şeyi mi ödesek ya o parayla? Bak işte hayat böyle arkadaşlar. Bir düşünce bir şey yapmak zorundayım. Bir şey seçmek zorundayım. Gerçi bunu satarım ben sonra ya. Ay 700 bu ne lan? 700 yuh. Abi kafayı mı yediniz? Şunu alayım daha iyi yani personal burger. En azından hani ne bileyim ben. İlla bir şey içeceksek ondan içeriz. Şu ne kadar ya? Bu ne kadar? 150 abi. Ateş pahası her şey. Neyse artık şeyleri de kısmet arkadaşlar. Faturaları da kısmet yani. Yapacak bir şey yok. Gerçi bir şey diyeyim ben salam. Gerçekten salam neden? Çünkü burada Have a Quick Meal'dan
Eğer milk ya da işte orange juice alsanız oluyor yani. Bize Samet'le muhabbete girdik orada. Samet de kilo almış ha. Samet bu kadar kilolu değil arkadaşlar. Kendini aşmış Sims'te. Evdeki herkes gergin, nasıl bir partiyse. Asıl biz müziği unuttuk. Şimdi ben mesela diyelim ki bunu geri satmak istiyorum. 220'ye gidiyor, tamam. Şimdi ne kadara gidiyor? 120. Yani 50, 60, en azından bir 100 simenyon şeye girdim. Salaklığım yüzünden. Neyse artık. O da öyle olsun ya. Yapacak bir şey yok. Müzik. Bu müzik neyimize etmiyor değil mi? Müzik. Bu ne kadar abi? 150. Ay Allah razı olsun ya. En azından bunu düşündünüz. Şuraya koyalım şimdilik. Yeter bu şimdilik bize. Turn on yapalım. Zaten elektrik faturası affedersiniz şey gibi. Bir de bunu aç, bu girsin. Hadi bakalım. Şimdi herkes, Talha herkesi dans ettirecek. Herkesi. Ooo, Tuna'nın musluğu kırmış. Talha'nın müthiş dansını görmeniz gerekiyor arkadaşlar. İşte olay bu. Samba. Nasıl bir huzur içinde mi? Nasıl bir dans lan bu? Bir yandan da etrafa bakalım lan, hala yalnız mıyım? Hay Allah'ım, dur ya, çocuğa eşlik edeyim bari Allah aşkına, bu ne? Gökhan sen de orada şunu tamir et Allah'ını seversen. Brandy, ondan sonra Brandy. Alkan'a bu arada şey diyebiliyorum. Ya faturalar da şey gibi geldi. Ne biçim her bütün elektrikleri yakıp uyuyorsunuz. Bu nasıl ev falan. Tuna'nın da işe gidecek çocuk. Madem işe gideceksin çalış. Have drinks yapabiliriz yine. Şöyle yapabiliriz mesela, dediğim gibi have a quick meal. Milk. Aldı mı o? Oldu mu yani? Ne push up'ı Alkan ya? Ay de chips'i, ay ben ne yapıyorum ya? Chips mips değil, dur. Samba. Woohoo. Milk'i sonunda yapabildim sanırsam. Tuna'na da orada yer temizletiyorum. Allah'ım benim sonum hiç iyi değil. Have a quick meal. Milk değil. Orji. Maxis kim ya? Bu nasıl ev? Ne güzel bir ev yapmışlar yani. İşte. Olay burada başlıyor arkadaşlar. Yani yapabileceğiniz şeylerin tabii ki sınırı var Sims 4'te ama yine de o sınırla bile çok güzel işler çıkarın arkadaşlar. Bu arada Gökhan az önce ben demedim mi Gökhan bu buzdolabını bozacak diye? Böyle kafa atıyorum. Bak belamı versin. Öyle bir şey yok yani. Have drinks. Have drinks neden olmadı? Have quick meal. Milk. Acaba benim mi içmem gerekiyor? Saçma yani o da, ne bileyim. Tamam dans etmeyin artık. Çarpılacağım galiba. Çarpılırsam kabrime. Gelene. Evet, benim şu an gördüm. Ne kadar saçma. Have drinks oldu, tamam. Listen to... Alternatif yapalım. Tamam yeter, içmene gerek yok hepsini. Süt içiyor. Ya partide kim süt içer ya? Biz de söylüyoruz da herkes salak mıdır nedir bunlar oğlum? Eat cake. Bizim bir kekimiz var. Ulan herkes kek yedi demin. Böyle Samet buraya şey olarak geldi. Hani aşçı olarak geldi ama hiçbir şey yapmadı arkadaşlar. Bu da kayıtlara geçsin. Yerde yok ki. Bu ne ya? Bu ne yani? Olmuyor. Niye? Yere koydum ama. Aa, beceremedim. House party'yi beceremedim. Tabii bu kadar fakirken ben ne deniyorum ki zaten? Ne deniyorum ki zaten? Evet, prime target.
Bu Tunağan işte olduğu için Tunağan'a geldi. Trende searching for prime picket. Ne kadar pislik, ne kadar pislik bir insanmış Tunağan meğersem. Cepten yürütmeye çalışıyor insanların paralarını falan. Bir aktrise denk gelmiş. Ünlü bir aktrise. Mesela Megan Fox falan gibi. Bodyguard'ı da onunlaymış. Onu pickpocket yani cebinden bir şey aşırmaya değer mi yoksa try for deneyelim ya. Deneyelim ne olacak çok merak ediyorum. Çok özür dilerim Tunağan. Çok özür dilerim ama bunu denemem lazım. Ne oldu? Oo. Kameraya yakalandı. Film çekiyorlarmış o sırada. Neyse. Allah'tan hapse atmadı. Allah'tan Sims 4'te hapis şey yok. Ne derler? Tamam. Sen git. Inventory'e koyalım bunu. Bu ne ya? Allah'tan işte diyorum ya polis yok. Polis olaydı. Mahvolmuşsun. Gökhan'cığım çok özür dileyerek tekrar şunu tamir etmeni rica edeceğim. Onu sen kırdın çünkü. Sen kırdın. Onu sen kırdın. Partiyi ben verdiğime göre partiyi de ben toplayacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Alkan zaten yatmış. Hiç umrunda değil dünya. Büyük bir ihtimalle Talha da aynı şeye gidiyor. Tamam ya siz yatın sorun değil. Partide yiyip içip şey edip takılmadık biz zaten. Neyse artık. Hazır şey olmuşum şunu da ödeyeyim bari. 1064 olmuş. Gitti paralarım anlıyor musunuz? Gitti. Bütün alt geç ben ne yaptım ben çalışmadım bile bu şey süre içerisinde. Ama gitmediği anlamına gelmiyor. Right. Practice writing diyoruz. Aslında practice writing yapması da gerek yok. Onun yerine kitaba başlayabiliriz. Children, çocuk kitabı yazmaya başlayabiliriz. Çok güzel oldu bu. Bir ara da yatıralım bu kızı. Bu ne ya? Saat. 11 ile 7 arası. Ha, bir şey olmaz. 13 saat var. Name the book. Tigers don't take naps. Şöyle yapalım. Ölürsem kabrime gelme isteme. Kitabın açıklaması da şu olacak. Olacak. İstemem. İstemem. Yok. Gökhan'a şöyle bir pislik yaptırmak zorundayım. Scavenger Pop Party. Mesela Gökhan bu tip tahmin işlerinde iyi olduğu için arada bir böyle yaptığı şeylerden şöyle bir zımbırık çıkıyor. Bu zımbırığın içinden böyle şey çıkarabiliyor. Parça çıkarabiliyor çoğu zaman. Tabii onun da bir güzelliği var. Bedava parça işte. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım yani bu aileye ben? Orada onu da atsın bari. Yalnız musluğumuz yok arkadaşlar. Musluğumuz olmadığı için doğal olarak da bu insanlar bir şaşırıyor. Ya abi nereye hani koysak, ne yapsak? Şunu da içebilirsin sen orada. Onu iç. Bu ne? Coming up great part. Aman Allah'ım cebinde şeyle geziyor. Ay cebinde yumurtayla geziyor. Kokuşmuş yumurta bir de. Ay yumurta zaten normalde de kokar. Onu kokuşmuş halini düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Kokan sen ne yaptın? O gün geçen bölümdeki adamın neden bu kadar kızgın olduğu ortaya çıktı. Adam kokuşmuş. Şimdi bu böyle olması gerekiyor. Hani böyle oluyordu? Niye olmuyor? Ha oldu şimdi. Şöyle bir ses geliyor. Dur bakayım. Evet. Bu sesi duymamız gerekiyor. Hayatımda Gökhan kadar yavaş portakal suyu içen birini görmedim ya. Adam dünyanın felsefesini çözdü o arada. Nirvana'ya ulaştı o portakal suyuyla. Görüyorsunuz değil mi? Simlerim iş yapmıyor diye tek tek ben yapıyorum şu işi. Ay. Nasıl sessiz oldu bir anda ortam? Nasıl sessiz? Şunu... Neyse artık bir şey koyar diyecektim. Hadi neyse. Ben evi ben temizliyorum. Nasıl Sims bu ya? Beril şu anda çok iyi hissettiği için kendini. Onu... Bu arada Inspired hala devam ediyor mu? Ne kadar sürecek? 2 saat daha var. O yüzden bir şeyi tamir etmesini söyleyebiliriz Gökhan'a. Tamir etmesiyle geliştirmesini. Mesela Sturdy Faucet diye bir şey var. Kırılmasını önleyecek bir şey. Daha yavaş kırılıyormuş.
Bu arada bunu ben sanırım otomatik yapmak zorunda kalacağım. Auto lights, all lights diyelim yeniden ki emin olalım hani bir problem çıkmasın. Herkes uyuyor, biz Gökhan'la çalışıyoruz. Bu nasıl hayat ya? Gerildi Gökhan. Neyse. Evet, bu arada Beril yazarlık yazma seviyesinde 3'e ulaştı. Kısa hikayeler falan yazabiliyor artık. Neydi? Kısa hikaye. Kısa hikaye. Kısa hikaye ve insanlara bahane bulma üzerinde yoğunlaşıyor. Aynı zamanda non-fiction kitapları da okuyabiliyor. Ve bunun yanında işte bir sürü orada yazan şeyler. Şunu da temizleyelim. Gökhan yoruldu tabii. Yoruldu. Diye yapıyor artık. Ne yazıyorsun kızım? Merakımı cezbettin. Ev nasıl pis? Nasıl pis? O pisliği de gösterdin yani. Evet Gökhan artık aslında yatsa fena olmaz ama. Taktı onu yapacak yani. Kırdın mı? Doğru söyle. Neyse enerjisi düştü. Gökhan'ı artık yatıralım. Bir tek Beril ayakta şu anda. Onu da hızlandıralım bakalım. Onun kitap yazmasını bekleyeceğim 20 yıl. Burada yarın işe gideceksin farkında mısın? Pampi. Tamam Inspired'i geçti zaten. Artık onu da yatıralım. O kitap bitmez. O kitap bitmez. Sen kapat onu. Sonunu daha güzel yazarsın. Hadi bakalım. Böylece bir günümüzü daha tamamlamış olduk. Böyle tuvaleti var. Artık yatağı yaparsın Beril'cim. Yapacak bir şey yok. O yüzden bir günümüzü daha tamamlamış olduk. Bir sonraki BSC evinde görüşmek üzere. Bir sonraki BSC evine. Neyse görüşürüz. Herkese iyi oyunlar. Tunağan da eve yeni geldi. Yavrum.